Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Anzem Baba'yla beraberiz. 50 bin yıllık döngüdeki enkarneleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 50 bin yıllık bir döngünün sonuna doğru geliyoruz. Evet. Dünya okulu kapanıyor. Mezuniyete doğru adım adım ilerliyoruz. Hem mezuniyeti konuşalım, hem ahir zaman ümmetini konuşalım. Olur. Hem de bu 50 bin yıllık döngüdeki enkarneleri anlatın bize, olmaz mı? Olur, konuşalım. Lütfen buyurun. Şimdi yaşam alanı Adem'den beri ama bazı toplumlarda işte Nuh peygamberin gelmesi gibi işte bazı böyle bir temizlenmeler, bir arınmalar olmuş dünyada. Bunlara kıyamet demişler. Kıyamet döngüsü demişler ve tekrardan sıfırlanmış bu programlar. İşte bilincin açığa çıkması, bilincin yükselmesi, işte 50 bin yıldan beri gelen bu yaşamsal döngünün içinde bedenin aslında ruhun olgunlaşması yeri, merkezi burası. Şimdi insanlar ruhu da merak ediyor. Biraz ruhu açalım istersen. Lütfen. Ruh aynı bir aslında bir Wi-Fi ağı gibi o ağın sistemi aslında ruh. Yani ruh aslında Wi-Fi ağının ağı. Bizim esas derdimiz öze ulaşmak. Ruh bunun bir parçası. Bunun bir öze yolculuk yapan, yolu tarif eden ruh. Ruh, öze yolculuğu tarif eden merkez. Biz öze ulaşmamız gerekiyor. Öz, alemde bir tane tek. Ve bütün dünya öze hizmet ediyor. Yani bu döngüler, 50 bin yıldan beri olan döngüler aslında öze hizmet eden bir sistemin parçası. Bu özün oluşması için her şey. Öz senden, benden, böcekten, ağaçtan, çiçekten, rüzgardan deneyimliyor. Her gün rapor gidiyor öze. Öz her şeyle deneyimleme merkezinde bunu deneyimleyerek kendi ruhsallığını büyütmekte. Uzun bir döngü, dünya okulu kapanmak üzere. Şimdi biz artık ruhlarımız veremediğimiz dersleri en son kez vermek üzere bedenlendik, değil mi? Birçoğu evet. Farklı evet. Derslerden kaldık hepimiz. Evet. Şimdi eski ruhlar geliyor. Ufacık çocuk, 5 yaşındaki çocuk her şeyi biliyor. Bilinçler çok açık farkındasan. Tamamlanmak için gelinen bir dönem. Tamamlanmak ne demek? Bunu çözmek lazım. Tamamlanmak ne demek? Tamam ben tamamlanacağım ama nasıl bir tamamlanma? İşte kendini fark eden bir ruh. Aklıyla, fikriyle, kalbiyle kendini bilen ve kadersel programını ayak uydurabilen, akışa girebilen bir ruh kendi temizlemesini yapmıştır. Bu ruhlar toplandığı zaman hepsi Allah'a, Hakk'a yürüdükleri için, Hak'la birleştikleri için esas konu burasıdır tam bu 50 binlik yılın noktası. Yani bütün alemdeki ruhların, alemdeki sınıfı geçebilen ruhların, öze için ulaşmak için yürüyen ruhların kendi bilincini kontrolüdür bu sistem. Kendini kontrol edebiliyorsa bir bilinç, öze ulaştırabiliyorsa ruhunu olgunlaşmıştır, olmuştur. Konu burasıdır. Şimdi artık sona doğru gelindi. Öze ulaşanlar ve ulaşamayanlar diye bir... Ulaşamayanlar zaten bilinçleri... Bir kere daha bu dünyaya misafir olacaklar belki, uzun bir döngü, öyle mi? Olacaklar çünkü eninde sonunda ayet var. Eninde sonunda Allah'a döndürülürler diyor. Onlar ayet da o. Dönecekler. Tabii. Biz herkes dönecek. Geçenler, geçemeyenler. Herkes dönecek. Hepsi eninde dönecek. Sonunda. Eninde sonunda dönecek. Dönmeyen ama bu kez olmayacak. Bir mezuniyet var. Yine bir ara mezuniyet var. Aynen. Şimdi sen liseye gidiyorsun, sınıfı geçemezsen ne olursun? Seneye gene okudun, geçemedin, gene okudun, geçemedin. Ne yapıyorsun? Aynı sınıfa tekrar gönderiyor. Geçinceye kadar gönderiyor. Şimdi bu sefer bir de yıllar boyu bekleyen ruhlar da bedenlenmeye başladı, değil mi? Tabii. Binlerce zaten çok insan var, dikkat ederse kaç milyar insan oldu yani. Ve bu 100 yıl içinde çoğaldı. Hepsi de insan mı? Yok, insan da var. Metafizik de çok var. İnsanımsılar çok da var. Çok insanımsılar var. Dışarıdan da gelenler var. Yani beden dünya dışından gelen varlıklar da var. Bedenlenenler. Ama bunları hep sanıyorlar uzaylılar. Halbuki bunlar ruh. Bedenden gelen ben
görmedim yani. Yani gelip burada bir insan bedenine giren o kadar, varlık. O kadar ya. Geliyor bu insan. Yani ruhu insan değil. Başka değil, bir varlık. Evet. Ruhu. Negatif boyuttan. O da senden savaşıyor. Volkinler var. Yani her boyuttan insan var. Bir de Kur'an'da bir ayet daha var. Şimdi ben ayetlerin isimlerini bilmiyorum ama ben Kur'an Türkçesi çok okudum. Allah diyor bana ulaşmak isteyenlerin diyor yollarının üzerlerine cinleri ve şeytanları koydum diyor. Ancak cinleri şeytanları geçenler bana ulaşabilir diyor. Ayet bu. İşte şeytan cini geçebiliyorsan sen 8. boyut bizim derslerde kendi bilincini kontrole geçebiliyorsun. Aslında o da iyi bir şey. Seni büyütüyor. Senin ruhsal gücünü arttıran bir enerji. Erginleşiyorsun. Tekamülün. Aynen. Ateşsiz bir şey pişer mi? Bu ateş boyutu işte. Seni pişirmek için gelmiş. Senin annenden, babandan, eşinden, çocuğundan sana yansıyan bir enerji bu. Seni pişiriyor. Aslında konu burası. Pişersen üst boyuta geçiyorsun. Allah'la tanışıyorsun. Ateş boyutu. İnsanımsıları nasıl açıklıyorsun? İnsanımsıları nasıl açıklıyorum? Nasıl tanırız diyelim mi? Nasıl tanırız? Geziyoruz ama çarşıda nasıl bunlar? Şimdi ayette de var bunlar gene. Onların yüzleri simsiyah olur diyor. Kapkararmıştır onlar diyor. Enerjisini emdiği için negatif. Negatifin bir defa beslenme kanalı nur enerjisi. Nurdan yiyor. Bakıyor hangisi nurlu bir insan ona giriyor zaten. Onun nuruyla beslendiği için o kişinin rengini zaten bitiriyor. Ne adamda renk kalıyor, ne can kalıyor. Yorgunluk yapar. Çok düşünce yapar. Cinnet geçittirir. Cinnet geçittirir. Yanına oturduğun zaman sıkılırsın, daralırsın, öfkelenirsin, kızarsın, bağırırsın. Bütün sende sinir halleri oluşturur. Çok yüksek egosu olur. Öyle ben mi? Varım der. Öyle mi? Dünyayı satın almak ister. Dünyayı versen doymaz bunlar. Dünyayı vereceksin doymaz. Seni hep kızdırır. Seni hep ezmeye çalışır. Sen bağırdığın zaman susar. Öfkelendiğin zaman. Ama bir tık aşağı indiğin zaman seni kölesi yapar. Senin yanında kölesi olursun onun. Seni öyle bir pozisyona sokar ki sabah akşam dinlemek zorunda kalırsın. Onsuz yapamayacağını zannedersin. Böyle bu. Yani içinde negatif barındıran yani bir evet. Varlıkla beraber yaşayan insanın hali bu diyorsun. Aynen bu seni köle yapıyor kendisine. Rahmanileri köle yapar. Rahmanilere çünkü negatif giremez. Onlar korurlar kendilerini. Bilinçsiz de olsa korurlar çünkü Allah onlarla Tanrı geni var. Allah geni olduğu için. Hani diyor ya ayette de üfürmüş yani üfürdüğünden değmiş ya bazılarına o daha dünya yaratılmadan üfürmüş onun üfürüğü bazılarına değmiş ya o aslında üfürük bu yani. O üfürük bu. Onlara bir şey olmaz. Onlar zaten eğitilmeye geldi. Aslında bir oyun alanı. Bak bir film gibi düşün. Başrol oyuncusu var. Başrol oyuncusunu kurtarabilmek veya kurtaramamak. Diğer bütün oyuncular bu sisteme, bu başrol oyuncusunun altyapısındaki kadro. Figüranlar. Figüranlar. Bunlar olmazsa, halbuki onlar da o. Bu aslında, bunlar da bu. Oyuncu da bu, aynı. Yansıyan da o. Aynadan aynı. Aynadan aynı ama burada sanatçın oldu. Başrol oyuncu acaba gerçek başrol oyuncusu oldu mu? Herkes kendi filminin başrol oyuncusu. Evet, evet. Yoksa sen orada başrol oyuncusu musun? Yoksa yedek oyuncu musun? Yoksa kameraman mısın? Yoksa filmi yazan mısın sen? Bak burada seçim yap. Hepsisin. Ama hepsisin ama unutanlar var. Filmi yazdığını unutmuş. Orada en alt kadroda oyunculuk yapıyor. O filmi o yazdı. Aklına bir getirsin. Figürasyondan çıkacak diyorsun. Ya. Kendi başrolünü oynayacak. Ya. Kameranın arkasına geçecek. Ne demek biliyor musun film yönetmek? İşte filmi yönetebiliyor musun sen? İşte konu burası. Kendi başrolünü oynamak ister misin? Değil mi? Kendi filminde kendi başrolünü oyna. O yakışır çünkü. Evet. Kendi filmini kurabiliyor musun? Kendi oyununu oynayabiliyor musun? Kendi film yapını kurabiliyor musun sen? İşte o zaman sen o filmin hakimisin. Şimdi kaç tane film var? Şimdi bir tık ileri gidelim.
Şimdi burada bir film var, bir film oynuyor. Kaç tane film var? Sayısız. Sayısız sonsuz. O zaman öz var. Sayısız öz var. O zaman. O zaman sayısız da oyun kuran var. Demek ki grup grup özler var. Grup grup özler var. Çünkü ve herkesin bir oyunu var. Hepsi birleşiyor, tek öze gidiyor. Evet. Tek öze. Bir sürü oyun var. Hepsinin su damlası gibi tabii. Düşün. Hepsi o, nehir evet. Oluyor, büyük bir okyanusa atıyorsun. Tabii. Hepsi. Şimdi bu burası Hakan'ın ezber bozan oyunu. Ben de Manisalıyım, Akhisar'dayım. Ben de Anzem Baba, benim oyunum var. Ahmet'in de oyunu var, Mehmet'in de var, Hüseyin'in de var. Küme küme oyunlar var. Küme küme kabileler var. Hepsinin için bir film dönüyor. Hepsinin. Kiminde işte kumarda var film, kiminin başka filmi var. Kimi ağlıyor, kimi gülüyor, kimi seviniyor. Oyunlara bak. Ama işte bu oyunların hepsi ruhla ilgili. Öze hitap ediyor. Özü oluşturmak için çalışıyor bütün oyunlar. Yolculuk birden bütüne, bütünden öze. Öze gidiyor herkes. Öze gidiyor herkes. Yani çok dağınık gibi görünüyor. Yol da belli, yolculuk da belli aslında ama unutuyoruz işte. Kalem kırılmış. Her şey yazılmış, kalem kırılmış. Biz ne yapıyoruz? İşte o yazan var ya orada filmi yazan. İşte oyunculuktan çıkman lazım. O kameranın arkasına geçmen lazım. Konu orası. Buna evliya diyorlar. Yönet diyorsun. Yönet. Başrolünü oynadın. Evet. Ama figürasyon yapma diyorsun. Yapma. Orada yani yönet oyununu. Ama işte bu akıl istiyor. Ancak aklı olanlar yönetebilir bu oyunu. Çünkü o sana gönlüne bilgiyi veriyor ya. Sen o gönlündeki bilgiyi yani o filmin arkasındaki kitabı okuyarak burada böyle yap, burada böyle yap diyebilme kabiliyetini kazanırsan erenlerdensin. Artık bir devrin sonu kapanıyor. Bunu astrologlarda diyor, bunu bütün eski kitaplarda diyor. Artık bir sona gidiyoruz. Okul bitiyor. Sınıfta kalanlar ne olur bilmiyorum. Ya sanayiye gider ya başka bir terzinin yanına verirler paça diker ama film bitiyor yani. Okulu geçenler, uyanın diploma alanlar tayini çıkacak. Diploma alanlar tayini çıkacak. Başka başka. Evet, yerlerde. Devlette kadrolu olarak çalışabilme kapasitesine geçecekler. Devlet kim? Hak. Sınıfı geçenler Hakk'a bağlanacak. Onun kadrosunda çalışacaklar. Geçemeyenler ne olacak? Tekrar baştan. Onun için uyanın diyorsun. Şimdi bir araba fabrikasında araba yapılıyor. 2-3 tane arıza olsa ne olur? Arabayı ne yapıyorlar? Tekrar prese gönderiyorlar değil mi? O arabayı piyasaya sunmazlar ya. Mukarba piyasaya sunarlar mı? Onay alması lazım. Onay almayan araba ne olur? Tekrar prese. Öyle. Ha, prese girmek istemiyorsan... Uyan. Uyan. Yani kendini tamamla. Otobana çık. Hızını yap. Son şansını kullananlar da var değil mi? Bu devre sonunda son bir kez gelenler. Evet. İşte herkes artık filmin sonu Sırrı Hat Köprüsü. Sırra giden hat. Sırrı Hat Köprüsü. Sırra giden hat. Ne demek bu? Artık sırrı tamamla. Bütün bugüne kadar yaşamış işte 50 bin yıldan beri bütün ruhlar geldi ya. İşte artık tamamlananlar, tamamlanamayanlar diye ayrım olacak. Bunun için çok kötü ruhlar, sınıfı geçememiş ruhlar. Son bir şans geliyorlar. Son bir şans olarak geliyorlar. Bunun için de çok büyük ışık bedenler, üstadlar. Şu anda aleme inmiş, nasıl reptilyanlar indi diyorlar ama hiç evliyalardan gelen olduğunu söyleyen yok. Aslında biz gök söyleyelim. Orduları gibi geliyor. Biz de bunu söyleyelim, gök orduları da iniyor. Yalnız bırakırlar mı? Allah kulunu, nurunu yalnız bırakır mı? Tam anlatacak. Şu anda dünya panayır yeri gibi. Bu zaman içinde artık mekanlara, mekana, yaşam alanına, mekana artık... İçsel Allah'ın kuvveti evrene yansıdı. Ayılan ayıldı, ayılamayan ayılmadı. Hocam şöyle diyorsunuz ya, hani bu 50 bin yıllık döngü içerisinde evet. Birçok dersini verememiş evet. Ve son şansını kullanmak üzere bekletilen ruhlar geliyor dediniz evet. Bu son döneme. Evet. Bunların içinde çok ağır, sıkıntılı
ruhlar var. Öyle mi? Tabii, tabii. Ama diyorsun ki bir taraftan da gök kapıları açıldı, gök kovuları iniyor. Tabii. Şimdi ayılması için, ruhların ayılması için. Zaten ayılanlara ne diyor ayet? Ayet var bir de. Ayılanlara, yani farkındalığa ulaşanlara bütün günahlarınızdan affoldunuz diyor. Bir de böyle bir özellik var. Ama ne yazık ki ruhlar ayılamıyor. O kadar dört elementi o kadar güzel yaratmış ki alemde, bunun güzelliğine tekrardan kapılıyorlar bu gelen ruhlar. Çünkü bilinçleri kapalı geliyor. Bilinçleri açık gelse, yani kendilerini geçirmiyor ruhlar. Farklı bir şeyler olacak herhalde yani. Adem'in yanında durmak için geliyorlar bu gök orada. Kıyam, kıyam işte. Kıyam. Yani ayrılış. Bir ayrılma bir zamanı bu. Bir ayağa kalkış var. Ayağa kalkış. Allah artık kendi nurunun çıkmasını istiyor, bu kadar. Nur çıkmasını istiyor. Nurda olanlar, nurda olmayanlar, beyaz alanda olanlar, siyah alanda olanlar, yin yang yani, beyaz alanda olanları çıkarmak istiyor. Onun için yardıma geliyor. Yardıma orada geliyor. Işık bedenler, daha önceden sınıfı geçmiş temin dedik yani dağıtım olacak. O sınıfı geçen bedenler de, ruhlar da var. Onlar destek olmak için geliyorlar. Ümmete gök kapıları açıldı. Ordular aşağıya indi. Ruhsal destek başladı. Ayılan ayıldı, ayılmayan ayılmadı. Şu an dünyanın üzerine çok büyük enerjiler iniyor değil mi? Tabii çok, çok kısa enerji. Zaten piyasalardan görüyoruz. Yani bütün dünyada kaos var. Bırak kaosu, evrende de kaos var. Deprem oluyor, sel baskınları oluyor yani. Hiç olmayacak şu mevsimde havalara bak. Yani soğuk da serin. Yani bir dengesizlik var. İşte her taraftan çalışılıyor. Sistem çalışıyor yani şu anda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dostlar, sağ bize olun. Zaman ayırdınız. Bizi dinlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.